Bir çikolata evlilerim. Merhaba. Herkes iyidir umarım. Çünkü biz kardan sonra hepimiz kırıldık kaldık. Küçük Sahiram 2 gündür 38-39 ateşle boğuşuyor. Bu gece hiç yatmadık desem yeridir. Sabah nöbeti Yusuf'a devrettim, azıcık dinlendim. Tam öyle derken Peris aradı, çok öksürüyor. Hemen koşup gittim, aldım, geldim. Yani çok yoğun bir günüm oldu. Ama onları ihmal etmediğim gibi siz de ihmal edemezdim. O yüzden size iki kare bir şeyler çekmek istedim. Çünkü dün yörük şatramı açtım. Sebzelerim hiçbir şey olmamış. Ispanaklarım rokam. Ve trubum muhteşem halde. Havuçlarım öyle, maydanozum. Hepsini örttüğüm için hiç ne pörsüme var ne bir şey. Yani bu akşam yemeğinde ıspanak var. Şimdi size hem sukulent setlerimi çekeceğim hem de birkaç tane daha güzellik çekmek istiyorum. Haydi bakalım. Şurcuktan başlamak istiyorum. Şöyle bakın. Hepsi sapasağlam. Hatta çiçeklenmiş vaziyette. Kaynana diline bakın, coşmuş. Yani harika durumdalar, çok mutlu oldum. Renge bakın, kıpkırmızı. Sukulentler, duymuşsunuzdur, kızarırlar böyle soğuktan. Burada da değişik bir kaktüs, sukulent arası bir bitki. Ama bu da bir sukulent. Çoğu insan bunu kaktüs zannediyor. Kim bile sapasağlam. Gördünüz mü? Hepsi yaşıyor. Hiç ölen, kırılan yok. Ya bu renge bakın. Bu kadar mı güzel olur? Papatyam bayağı kötü durumdaydı karda. Ama şimdi hepsini budayacağız. Hiçbir sorun kalmayacak. Diğer setteki sukulentlerimi de göstereceğim. Tabii bunlar hepsi bir elden geçecek. Ki bahara güzel güzel hazır olacağız. Tek tek şimdi çeşitlerini size anlatmayacağım. Ama bunları ayrı ayrı videolarda tanıtacağım size. Şu güzelliklere bakın. Karkış demiyorlar, açacaklar. Gördünüz mü? Şuradaki tomurcukları. Bahçeme bakın, karlar eriyince tamamen normale döndü ve hiçbir şekilde marullarım pörsümemiş. Muhteşem güzeller. Kırmızı marullar. Kırmızı marulların devamını içeri aldım. Çünkü onları bir tane saksıya almıştım. Çok küçücüklerdi, büyüsünler diye. Soğanları akşam topladığım için birazcık böyle keltoş keltoşlar. Ama gene idare ederler. Bir haftaya toparlarlar. Bunları da yeni sokuşturdum buraya. Diğerleri bitince bunları yiyelim diye. Şurada gördüğünüz branda ve kazma kürekle maydanozların üstünü güzelce kapatmıştım. Havuçlarında öyle. Ve bakın hiçbir zarar ziyan yok kardan. Buradaki sukulentte hiç donma yok. Merhaba, arı kardeş.
Herkes kendi işini yapıyor. Bu da burada bize rüzgarın yönünü gösteriyor. Gördünüz mü? Rüzgar nereden esiyor? Gelelim Yörük Şatram'a. Gördünüz mü? Hepsi ne kadar sağlıklı. Güzelce kapadım. Rokalarımın güzelliğine bakın. Yemyeşil. Dipte truplar. Bu tarafta da ıspanaklarım. Şimdi hem toplayacağım hem iki sizinle laflarım. Şuradaki kuş otunu da hepsi tanıyordur benim takipçilerimin. Bunlarda da bir gün çok güzel bir börek yapacağız. Haydi bakalım. Görüyor musunuz? 2 metrelik ben taneriye girdim. Bunu özellikle Yusuf'a böyle yaptırdım. Şimdi beni çok görmüyor olabilirsiniz ama ben hemen şuradan ucundan başlayarak tek tek güzel güzel ıspanaklarımı toplayacağım. Şuradakilerin üstü azıcık yörük alım geldiği için ezilmişler. O yüzden birinci onlardan başlıyorum. Ay piştim burada. Şöyle seyrelterek toplayayım. Hem ıspanaklar rahatlar hem de bu akşam yemeğimiz hazır. Ispanağı kim nasıl pişiriyor arkadaşlar? Özel bir tarifiniz varsa bana yorumlara yazabilirsiniz. Ben bu konuda birazcık acemiciyim. Bildiğim birkaç tane şekil var. Onun haricinde bilmiyorum. Ispanak nasıl yapılır? Ay ay baksanız ya. Çok güzeller. Hiçbir şey olmamışlar. Hiç. Bir gram bir zarar yok. Ya işte onu dedim size. Çocuklar kırıldı kaldı. İkisi de antibiyotikle. 2 gün gitmeyecekler okula. Ama zaten artık son hafta sömestr tatili yaklaşıyor. O yüzden çok da takılmayalım. Bir sürü topladım. Ve nasıl bir duyguya sahibim biliyor musunuz? Sanki evcilik oynuyormuşum gibi. Çocukluğuma dönmüşüm. Böyle küçücük kotracıklar yapıp içinde oyun oynuyorduk. Hiç unutmayacağım yaz tatillerinde. En sevdiğim şey bir köşeye ev kurmaktı ve küçük Sahira şimdi bana benzemiş. Her köşeye ev kurar. Ve düşünseniz ya şu küçücük kotramsı alan bana o kadar güzel eski anılar yad etti ki. İnanamazsınız nasıl bir duygu bu. Yani şöyle sanki... nedir adı? Bu 2 metrelik kadın şimdi 6 yaşına döndü. Şimdi burada bir tane ısırgan var. Elim ısırdı. Daladı denir bizde. Ay çok heyecanlandım. Şimdi konuşamayacağım ya o kadar duygulandım. Ve başka da bir heyecanı var bu işin. Emek veriyorsun. Evet burası için çaba sarf ediyorsun. Kar yağmasın işte gra yağmasın üstüne. Ve rezil olmasınlar, bozulmasınlar. Ve bu nedir adı? Tam olarak bulayım kelimeyi. Sonuç. Emeğinin sonucu ve sana verdiği veya size verdiği has. Yani 3 kuruşluk ıspanak diye düşünebilirsiniz. Ama öyle değil. Bunun verdiği mutluluk tarif edilemez. Bu akşamki kendin pişir, kendin ye hazırlamış oluyoruz. Şimdi şuradan çıkıp gideceğim. Yoksa orada bu tasla çıkmam mümkün değil. Haydi bakalım. Yuhu.
Gördünüz mü? Şuradayım. Ay ay. Sesim titriyor heyecandan. Böylece de bugünü akşam etmiş oluyoruz. Evet, ama bu akşam ya da bu gece nasıl geçecek bakalım. Hasta iki tane kız çele. Ama her şeyin kolayı var. Üstesinden geleceğiz. Hastalıklarda, hoşluklarda bizim için. Tabii kar azıcık daha çok yağsaydı belki bu kadar çok mikrop olmayacaktı ortada. Çünkü acilde 2 saat kaldık ve biz 39 derece ateşle gittik. Gelen 40'ları görünce ben mutlu oldum. Yani biz 39 dereceyiz diye. Düşünün, tabii ki insanların hastalığına mutlu olmadık ama bizim durumumuza mutlu oldum. Yani keşke şu çevreyi daha çok koruyup daha sağlıklı bir ortam yaratabilseydik. Hem kendimiz için hem çocuklarımız için. Hem de dünya daha güzel ve daha temiz bir yer olabilir. Kuşlar uçuşuyor şu anda çamda. Ve şu güzel manzarada size bugünkü videoyu noktalamak istiyorum. Herkes bu mutluluğa sahip olabilir. Köylere ya da küçük yerlere dönün derken bunu kastediyorum. Hiçbir şey kolay değil hayatta. Ama bunu insanoğlu çok isterse başarabilir. Aynen biz gibi. Kocaman İstanbul'un göbeğinden, yani Beyoğlu'ndan geldik Çanakkale'nin bir kıyısına ve burayı kendimize mekan edindik. Bağ bahçe yaptık. Küçücük bir alanı buldukça yeşillendirdik. Ve şu mutluluğu da sizinle paylaşmayı kendimize ve size çok görmedik. Ya işte böyle. Sizi seviyorum, biliyorsunuz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, aboneliklerinizi bekliyorum. Ve bir sonraki güzel videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Pırçıklı TV ile kalın, benimle kalın.